Samsun Milletvekili Bedri Yaşar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 361 sıra sayılı gelir vergisi kanunun bazı kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 3. maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Değerli milletvekilleri, teklifin 3. maddesinde kamuoyunda melek yatırımcı olarak da bilinen bireysel katılım yatırımlarının vergi desteklerinden yararlanma süresi 2022 tarihinden 2027 tarihine kadar uzatılmaktadır. Alt üst sınırı 1 milyon TL olan vergi indirimi 2,5 milyon TL'ye yükseltilmektedir. Teklifin bu maddesini destekliyoruz. Bireysel katılım yatırımları, yani melek yatırımcılar, ülkemizde girişimcilerin desteklemenin yeni bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Melek yatırımcılar, başlangıç ve büyüme aşamasında finansmana ulaşamayan girişimcilere sermaye ve finansman konusunda destek sağlamaktadır. Uygulama 2013 yılında yapılan yasal düzenleme ile hayata geçmiştir. Ama bugüne kadar ne yazık ki istenilen seviyede bir fayda sağlayamamıştır. Rakamlar da zaten bunu açık bir şekilde göstermektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız şu ana kadar 832 adet melek yatırımcılık lisansı vermiş. Verilen bu lisanslardan sadece 405'i aktif olmuştur. Lisans verilen gerçek kişilerin yarısından fazlası bugüne kadar ne yazık ki aktif bir rol üstlenememiştir. Melek yatırımcıların şu ana kadar yaptığı toplam yatırım 22.3 milyon yatırım yapabilmiştir. Eğitim ve Ar-Ge faaliyetlerine baktığımız zaman maalesef bugün Ar-Ge bütçesi sadece toplam bütçe içindeki payı 1.09. Yani Ar-Ge'ye bütçe ayıramadığımız sürece, yatırımlara bütçe ayıramadığımız sürece, yatırım iklimini doğru düzgün oluşturamadığımız bu sürede yatırımcıların gelip ülkemizde yatırım yapmasını bekleyemeyiz. Özellikle ekonomik rakamlar ve ülkenin içinde bulunduğu pozisyon, yatırımcılar ilk önce ona bakarlar. Özellikle konulan hedeflere bakarlar. Enflasyon hedeflerine, kur hedeflerine, döviz hedeflerine, işsizlik hedeflerine. Eğer buradaki rakamları tutturabilen bir hükümet olsa zaten otomatikman yatırımcılar bizim ülkemize gelir ve de yatırım yaparlar. Ama bugün maalesef borsada dahil yabancı yatırımcılar ülkemizi teker teker terk etmeye başladılar. Özellikle son dönemde finansmana ulaşmanın zorluğunu da bir dikkate alırsanız, sizin bugün politika faiziniz %10.5 diyorsunuz ama herkesin cebindeki plastik kartların bile faiz oranı minimumu 1.72. Bunun da çarpıp topladığınız zaman %20'nin altında değil. Yani sizin bugün afişe ettiğiniz 10.5 rakamını hiç kimse ciddiye de almıyor, dikkate de almıyor. Bu hepimiz için maalesef üzücü bir durumdur. Yani bugün herkes gözü işte FED'in açıkladığı rakam şudur, şu bas puan artıyor, azalıyor derken, piyasalar yer yerinden oynarken bizim Merkez Bankası başkanı neredeyse yok hükmünde, açıkladığı rakamlar maalesef hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu şartlar altında insanların bu ülkeye yatırım yapmasını beklemek hayalperestlik olur. Daha insanların önünü görme şansı sıfır. Sizin de etrafınızda bir sürü iş dünyasından yatırımcı arkadaşlarımız var. Hiçbir tanesi bu ayın sonunda, önümüzdeki ayın sonunda, 3 ayın sonunda, 5 ayın sonunda ne olacağına dair hiçbir fikri de yok, hiçbir kanaati de yok. Önünü göremeyen bir özel sektör hangi şartlar altında bu ülkede yatırım yapabilecektir? Sizler de dahil bir ülkeye yatırım yapmak amacıyla gittiğiniz zaman, ki biz bugün dünyanın birçok ülkesinde aynı zamanda da yatırımcıyız, oraya gittiğimiz zaman baktığımız kriterler bunlar. Özellikle hak, hukuk, adalet var mı yok mu? Planlamaları, hedeflerinde ne var ne yok? Bunlarla ilgili çalışmalara bakıyoruz. Buna göre karar vermeye çalışıyoruz. Ama maalesef 20 yılın sonunda ülkeyi aldığınız 2002 rakamlarıyla bugünü mukayese ettiğiniz zaman maalesef 2022 yılının bile
gerisine düşmüş vaziyetteyiz. Bundan sonra daha tutarlı rakamlarla milletin önüne geleceğini düşünüyoruz ama bunu yapma şansınızın olmadığını da hep beraber